Evet, güreş severler. Şu an yanımızda Çardak Güreşleri'nin yeni ağası Sehan Aslan var. Sayın Ağam, biraz sizi tanıyalım. Sizi bilmeyenler için bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? 1972 Lapseki, Çanakkale Lapseki doğumluyum. Köyüm olan Alıtepe Köyü'nde ilkokul okuduktan sonra Gelibolu Vakıf Öğrenci Yurdu'nda ve Gelibolu Eşref Bitlis Ortaokulu'nda ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra normal ailemin yaptığı minibüsçülük, daha sonra otobüsçülük, şehirler arası otobüsçülük olarak devam ettik. 2009 yılında gayrimenkul işine girerekten şu anda da işimiz olan yine emlak gayrimenkul yatırım danışmanlığı olarak hizmet vermekteyiz bölgede. 26 yıldan beri bölgenin esnafı olarak hayatımı sürdürmekteyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 2018'de yapılan tarihi güreş Çardak güreşlerinde güreş ağası olarak, 2019'da Çardak güreş ağası olarak temsil etmek üzere bu görevi aldık. Hayırlısıyla inşallah güzel bir güreş olacağını düşünüyoruz. Tabii tarihiyle ünlü olan Çardak güreşlerini iyi bir temsiliyet makamıyla devam ettirmek istiyoruz. Peki ağam, şimdi yağlı güreş biliyorsunuz bir federasyon kurulması için her gün toplantılar oluyor. Yağlı Güreş Federasyonu kurulmalı mı sizce, ayrı bir federasyon? Neler söylemek istersiniz bunun hakkında? Yani ülkemizde güreş, yağlı güreş özellikle çok sevilen bir güreş. Fakat atasporu deniliyor, çok geride kalmış, hala bir federasyonu yok. Hala normal minder güreşiyle, tabii minder güreşi de olmazsa olmazlardan. Cazgırlarla konusu olduğu biliyorsunuz, cazgırların gelen misafirleri karşılama. Siyasilere yönelik, daha çok siyasileri karşılıyorlar ya, bunların kalkmasını istiyorlar. Sizce siyasileri karşılamak kalkmalı mı, yoksa sadece ağaları mı karşılamak lazım? Ağaları mı karşılasın? Şimdi siyasileri, tabii siyasiler de ağalarda güreşlerin olmaz olmazı haline geldi. Orada gerek ağalar gerek siyasiler onore edilmek isteniyor. Tabii bunu belli kurallara oturtmak lazım. Yani burada seyircinin dikkati dağılıyor, cazgırlar orada yani biraz bahşişe göre hareket ediyor. Tabii bu biraz seyirciye, oradaki seyircinin ilgisini başka yönlere çekiyor. Yani ağalar da, siyasiler de, zaten kurultayda bunu bu şekilde söyledik. Sayın Kırkpınar Ağam, Seyfettin Ağa da bunu bu şekilde söyledi. Federasyon Başkanı da. Kırkpınar Ağası gittiği tüm güreşlerde karşılanacak. Ama siyasilerle ilgili herhangi bir orada bir yorum yapılmadı. Ağalar da, normal yöresel ağalar da dediler ki oturduktan sonra tekrar protokolde isimleri anons edilecek. Yöre ağası, yani güreşi yapan, yörenin kendi güreşi yapan ağa orada her şekilde bu karşılanacak, yani o ismi anons edilecek, o orada onore edilecek. Ama siyasiler için bir şey söylenilmedi. Tabi siyasilere de belli kısıtlamalar, seyircinin daha fazla güreşe odaklanması açısından kısıtlanmalı diye düşünüyorum. Yani sadece bu ağlarla kısıtlama olmamalı, siyasilerle de ilgili kısıtlama olmalı diye düşünüyorum. Evet, peki ağam, şimdi önümüzde 3-4 tane büyük güreşler var. Elmalı var, Balıkesir Kurtdere var, sizin Çardak var ve tabii ki en büyüğü Tarihi Kırkpınar güreşleri. Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bu sene sizin bir beklentiniz var mı, bir favoriniz var mı, öyle diyelim. Şimdi Tarihi Kırkpınar güreşlerinde kurultayda gördüm tabii, nihayetinde hepsi baş pehlivanlarımızın hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden yani güzel, iyi antrenman yapıyor. Yani
Bilemiyorum. Orhan Okulu her zaman zaten geri vitesi olmayan baş pehlivan, son baş pehlivan. İsmail Balaban her zaman hazır. Kurultay'da da kendisini gördük. Orada konuştuk. Yine hazır. Ve yani yine orada Recep Kara'yla görüştük. Recep Kara da hazır her zaman. Bunun yanında Ali ne zaman ne yapacağı belli olmayan Ali Gürbüz bir baş pehlivan. Hep bunlar ilk 8'de kalan. Bu sene ben İsmail Koç'u, Hüseyin Gümüşalan'ı da bu grubun içinde olacağını düşünüyorum. Yani ilk 8'de bu sene kalacaklarında isimlerini yani bu şekilde diyebiliyorum. Ama normal güreşen tüm baş pehlivanlarımız her zaman yani atraksiyon yapabilecek durumda olduklarını düşünüyorum. Peki, tamam. Son olarak bu güreşi seven gençlere neler öğütlemek istersiniz? Yani güreşimiz atasporu. Yani gençler bu güreşe gelmeli. Her zaman gelmeli. Her zaman olmalı. Güreşin içinde olmalı. Benim yaşım 47. Ben atadan, dededen güreşi seven yine diyorum yani gençler olmazsa olmaz zaten. Güreş güreş bizim sevdamız. Yani gençler muhakkak olmalı. Genç tabii güreşe sevdirmeliyiz de bir de o yani normal ulusal basında daha fazla yer almalı diye düşünüyorum. Ulusal televizyon kanallarında da olmalı diye düşünüyorum yani. Bu şekilde. Tamam, peki abi, başka sizin ilave etmek istediğiniz güreş hakkında yani güreş camiasında söyleyebilmek istediğiniz bir şeyler var mı? Güreş camiasıyla ilgili atasporumuz olduğundan dolayı özellikle cazgırlar milli manevi değerleri öne çıkarmalı. Benim yani cazgırlardan çünkü seyirciyi özellikle şahlandıran, özellikle seyirciyi ayağa kaldıran milli manevi manileri daha fazla kullanmaları olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.